Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Yeni öğrendim. Bir yandan tabi bilgi sahibi olmak gerekecek. Dün de ifade etmiştim. Ee, ben Sayın Bakıranın o görüşlerine, ifade ettiği görüşlere katılmıyorum. En sert şekilde de bu görüşlere karşı çıkıyorum. Ama söz söyledi. Sözün cevabını sözle verilmesi gerekir. Bir siyasi partinin genel başkanına kullanmış olduğu ifadelerden dolayı işte soruşturma başlatalım, onu yollayalım, sonra dokunulmazlık tartışması başlatalım falan. Ülkeyi bu, bu tip yönetme pratiğinin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Tuncer Bakıran'ın söylediği o cümlelerin, o tartışılan cümlelerin herhangi bir yeriyle bir mütabakatım olmadığı gibi en sert şekilde karşı çıkıyorum. O gün ben otobüsün üzerine çıktığımda bu ifadelerden haberdar değildim çünkü uçaktan indim gittim benden önce konuşmuş. Haberdar olsam da orası Ahmet Türk'le dayanışma yeri. Ona bir şey diyecek halim yok orada dönüp bir polemik yaratacak halim yok. Çünkü otobüsün üstünde Ahmet Türk'le beraberim. Tuncer Bey'le değil. O işin o kısmına itirazlar mı dün de söylemiştim. Ama onun dışında söylenen söze ne olmuş yani şu mu demek oluyor? Ömer Çelik'in, Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın o söze söyleyecek sözleri yok. Güçleri yargıyla susturma yoluyla mı oluyor? Bu, ben işin burasına da temelden